İnsan böyle bir durumda ne söyleyeceğini bilemiyor tabii. Söylenecek pek bir şey yok zaten Murat. Yorma kendini. Ablam, sen hep bizim yanımızda ol. Böyle sağlıklı, dimdik ayakta ol. O bize yeter değil mi? Öyle tabii. En kıymetlimiz o bizim. Aa, lütfen ama. Zeynep birisinin kıymetlisi olacaksa o kişi ben olurum. Baştan söyleyeyim. Selim abicim, lütfen orada bir duralım. Yani şimdi burada şu kızcağızın kaç yıllık kardeşi var değil mi? Melek abla bir şey söylesene. Zeynep'in gönlünde herkese yetecek kadar yer var Murat'cığım. Sen hiç endişe etme. Paylaşılamayan kadın oldum vallahi Zeynep abla. Zeynep, iyi misin canım? Bir şey mi oldu? Yok, yok, iyiyim. Emin misin? Bak, istersen odana götürebilirim seni. Buradakiler yabancı değil. Yok, burası daha iyi gerçekten. Bu eşyalara baktıkça içi yanacaktı Zeynep'imizin. Kolay değil tabii. Ne hevesle aldılar. Daha çok genç onlar. Yine bebekleri olacak. Yeter ki Allah sağlık, sıhhat versin. İnşallah, inşallah. İstedikleri gibi kocaman, güzel bir aileleri olacak Allah'ın izniyle. O zaman ne isterlerse hep beraber her şeyin en güzelini alırız. Şu zorlu günleri bir an önce atlatsınlar da. O güzel günlerin de zamanı gelir inşallah. 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 Baba? Sakın öyle bir şey yapayım deme. Sakın. Baba. Sedat'la evleneceksin. Nikah salonu bile hazır. Baba ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Ne evlenmesi? Ya acı bana ne olur ya? Kes lan zırvalamayı. Kes. Niye acıyacakmışım sana? Evleneceksin diyorsam evleneceksin. Hayır, evlenmeyeceğim işte. Ölürüm de evlenmem. Sana soran olmadı. Kalktın gittin evden. Kaç gün dönmedin. Dua et, o çocuk halen seni kabul ediyor. Baba, bak ne olur yalvarırım. İstersen beni buraya hapset, aç bırak tamam mı? Ama ne olur bana Sedat'la nikahlan deme ya. Sus lan sus! İstesen de, istemesen de o imzayı atacaksın. Bak. Akşam Sedat gelecek. Gelinliğini getirecek. Baba. Bana bak.
O çocuk bu eve geldiğinde bu suratını değiştireceksin. Kendi isteğimle döndüm, seninle evlenmeye razıyım diyeceksin. Tamam mı? Hayır, evlenmeyeceğim ya. Ölürüm de evlenmem. Elimde kalacaksın. Bana bak. Hele bir kafanın dikine git. Hele bir evlilik işini boz. Ölüm müdür, mölüm müdür? Bak o zaman görürsün. Bu evden gelinliğinle değil, kefeninle çıkarsın şerefsizin. Baba! Ablamın şu halini görüyorum ya. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Bu nasıl bir çaresizliktir ya? Biz bile bu kadar acı çekerken Zeynep ablayı düşünemiyorum bile. Ya neyse ki Selim var yanında. Zeynep'in iyi olması için elinden ne geliyorsa yapıyor. Hem Tülay'a da destek olmaya çalışıyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde bunların hepsini atlatacaklar. İnşallah ablam. İnşallah. Hem ben zaten yarın sabah gelip yine uğrayacağım. Buyur oğlum, geç şöyle. Sedat oğlum, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Cemal abi, hoş bulduk. Ne haber fıstıklar? Sedat, annen baban gelmeyecekler herhalde. Yok abi. Biliyorsun o gün olanlardan sonra eski kafaları işte, anlatamıyorsun ki. Ama merak etme, alışır onlar da zamanla. Ne diyeyim oğlum? Onlar da kendilerince haklılar tabii. Neyse boş ver. Sen geldin ya. Abi Asuman nerede? Gelecekler. Cahilliğine vereceksin oğlum. Nerede peki? İçeride. Kızları bilmez misin oğlum? Süslenmesi, boyası, şuyu buyu işte. Bu kadar uzun sürmemesi lazım. Ben bir çağırıp geleyim. Tamam abi. Ne bu hal kız? Toparla şu suratını, bir de ben hepten dağıtmayayım ha. Baba. Sus kız, sus. Sedat geldi. Yıka şu yüzünü gözünü, çabuk içeri gel. Bana bak. Suratsız suratsız durmayacaksın çocuğun karşısında, tamam mı? Hem sana sabah söylediklerimi unutma. Baba bak ben... Kes kız. Zaten çocuk ailesini karşısına alıp gelmiş. Her şey hazır. Bana bak. Bir daha pişmiş aşa su katarsan, bir daha bizi bir oyuna getirirsen var ya, yaptıklarının cezasını çekersin ona göre. Ne oturuyorsunuz kız? Bacaksızlar, hadi kalkın. Eniştenize bir kahve yapın bakayım. Hadi. Abi? Geliyor şimdi, geliyor. O da heyecanlı tabii. Gelin oluyor, kolay mı? Heh, geldi işte. Asuman. Bunlar senin için. İnşallah seviyorsundur bu çiçekleri. Sevecek tabii oğlum. Ne güzel işte çiçek. Kesene bereket oğlum. Oturun hadi.
açılsana artık, açıl ya. Allah kahretsin. Ne koymuş olabilir ki şifresini? Ya hayır ya, hayır. Gonca. Ne işin var burada? Ben sana bakmıştım. Öyle mi? Ha? Hayırdır, bir sorun mu var? Biraz konuşabilir miyiz? Hay hay. Sen ortalardan kaybolduktan sonra çok merak ettim seni. Her dakika aklım sendeydi. Uyku nedir unuttum. İnanır mısın, kahveyi bile öğlene doğru açıyordum. Oradan anla yani. Ama sen geldin ya Osman. Benim bütün çilem bitti. Gençliğine vereceksin Sedat. Bak, o da hatasını anladı, geri döndü. Hem geçmişe mazi derler oğlum. Biz artık önümüze bakacağız. Değil mi kızım? Hı hı. Cemal abi Osman geldi deyince nasıl sevindim bir bilsen, öyle böyle değil. Ha bu arada Osman, annem babam gelmedi diye de gönül koyma bana. Cemal abiye de anlattım. O gün olanlardan sonra evin tek çocuğuyum. Hak ver. Ama söz, her şeyi düzelteceğim. Düzeltirsiniz oğlum. Düzeltirsiniz. Hele bir el öpmeye gidin. Yusuf abim yufka yüreklidir be. Yarın evleneceğiz Allah'ın izniyle. Sonrası gelir zaten. Osman, bu arada gelinliğin sana çok yakışacak. Abi var ya, kalbim küt küt yeminle. Kolay değil oğlum. Damat oluyorsun tabii. Sayende abi. Bizim kızın rızası olmasaydı zordu da. İlk anda korktu demek ki. Tabii heyecandan korktu biraz. Şimdi nasıl ama? Dut yemiş bülbül bülbül. Neyse ben kalkayım abi. Yarın telaşımız var. Tabii tabii. Öyle yapacaksın. Bittin sen Asuma. Bu sefer kesin bittin. Kız ben sana o suratını asıp durmayacaksın demedim mi ha? Zar zor gülüp durdun çocuğa. Zorla tabii. Senin zorunla. Ya baba ben evlenmek istemiyorum, ne olur ya. Kız benim tepemi attırma. Sedat'tan iyisini mi bulacaksın ha? Mahallede dedikodu aldı başını yürüdü. Cemal'in kızı onunla bununla dolaşıyor diye her gün bir ton laf işitiyorum ben. Senin haberin var mı? Baba, bak ben kötü bir şey yapmıyorum, tamam mı? O onu demiş, bu bunu demiş. Ya bunlar benim umurumda değil. Ama benim umurumda. Katil mi edeceksin sen beni? Evlenecek birini buldun, sus otur. Hem Sedat'ın da kıymetini bil. Çocuk işittiği onca lafa rağmen halen seni karısı yapacak. Ben onunla evlenmek istemiyorum. Lan Asuman. Lan Asuman. Dua et yarın nikahın var. Yoksa patlatırdım senin o ağzını yüzünü. Hem aklını çalıştır biraz kızım. Aklını. Bak çocuğun yolu açık. Bana söyledi. Yakında bir de kafe açıyormuş. Oh! Bundan sonra mis gibi geçinir gidersiniz. Hadi şimdi zıbar yat. Yarın nikahın var. Hadi. Ay, kafe açıyormuş. Ne büyük marifet. Hayaller Kenan Emiroğlu, gerçekler kahveci Sedat. Of Allah'ım ya, benim buna nasıl bir hayatım olabilir ki? Ah!
Necdet, biliyorsun son zamanlarda yaşadıklarımız ikimiz açısından kolay kabul edilecek şeyler değil. Yine bebeğini aldırmak istediğini söyleyeceksen... Hayır, hayır. Tam aksine. Biliyor musun, ben dün gece rüyamda doğmamış bebeğimizi gördüm. Böyle ufacık ellerini uzatıp, gözlerimin içine bakıp, anne beni bırakma diyordu. Dayanamadım. Ben de ellerimi ona uzatıp, böyle oğlum diye sımsıkı bağrıma bastım. Oğlan mıydı? Yapamayacağım Necdet. Ben bu bebekten vazgeçemeyeceğim. Canım karım benim. Sonunda doğru kararı vereceğini biliyordum. Yapma Allah aşkına Melek abla ya. Ufak bir kaza dedim ya. Melek abla, bak ben seni tanıyorum, tamam mı? Bana yalan söylüyorsun. Bana doğruyu anlat Melek abla. Bu yüzündeki sıyrıklar nasıl oldu senin? Küçük bir kıza yardım etmek isterken oldu. Nasıl ya? Yani küçük bir çocuk mu yaptı bunları? Hayır. Amcası yaptı. Ne? Ne diyorsun sen ya? Murat, tamam sakin ol. Melek abla, ya madem öyle sen de anlat istersen Murat'a başından sonuna kadar her şeyi. Ya ben dün en son siparişleri vermek için dışarı çıktım. Siparişleri verdim, daha sonradan karşımda bir kızı gördüm. Böyle takip ettim onu, koştum arkasından falan. Sonra onu dilendirdiklerini öğrendim. Amcası biraz saldırdı falan, ben kızı almaya çalıştım ondan. Tabii elinden kurtarmaya çalıştım. Ya ne yapsaydım Murat? Küçücük çocuk o. Olan bu. Ah be Melek abla ya. Ah be Melek abla ya. Ya senin bu tarz adamlarla ne işin var? Böyle heriflere hiç bulaşılır mı? Ya ne yapsaydım Murat? Küçücük bir çocuğu kaderini öylece terk mi etseydim ha? Yani hayır tabii ki de. En azından en başta polise gidebilirdin. Ya adamın babası olmadığını sonradan öğrendim zaten. Başta babası zannediyordum. Hem polise gidip ne diyecektim ki? Hem kızı dilendirdiğini de olaydan hemen önce öğrenmiştim. Ya ben o kızla Elif'imi gördüm. Sanki o kıza iyilik yaparsam bir şekilde dönüp dolaşıp o iyilik Elif'imi olacakmış gibi hissettim. Feride, canım ben çıkıyorum. Alo. Melek Özer değil mi? Evet, buyurun benim. Ben karakoldan arıyorum. Şükrü Taşkaya hakkında açılan dava için tekrar ifade vermeniz gerekiyor. Bu yüzden karakola gelmeniz lazım. Tamam memur bey, ben hemen geliyorum o halde. Memur bey mi? Hayırdır abla? Karakoldan aradılar. Tekrar ifademe başvurmaları gerekiyormuş. Artık oradan Zeynep'in yanına geçerim. Tamam ablacığım. Hadi çıktım ben. Bir varmış bir yokmuş. Sanki zaman geriye akmış gibi değil mi Tülay abla? Ha, efendim Zeynep. Odayı diyorum. Daha düne kadar cıvıl cıvıl bebek eşyalarıyla doluydu. Şimdi her şey eskiye dönmüş. Hiçbiri yok. Canım benim, her şey olacağına varır. Eşyalar burada olsaydı sen daha çok üzülecektin. Böylesi senin için daha iyi olacak. Ben artık bana neyin iyi, neyin kötü geleceğini bilmiyorum. Ben biliyorum. Melek, Melek birazdan burada olacak. Onu görünce biraz da olsun kafan dağılır, ha?
Alo? Alo. Tülay Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun, ben Tülay. Tülay Hanım, ben Emre Bilen. Evet. Kurumumuza yapmış olduğunuz iş başvurunuzun kabul edildiğini bildirmek üzere aramıştım. Ha, evet evet, tamam. Pardon, bir saniye bekleteceğim sizi. Zeynep'ciğim, ben hemen geliyorum canım. Tamam abla. Emre Bey, demek işe kabul edildim, öyle mi? Evet, hayırlı olsun. Dilerseniz önümüzdeki haftadan itibaren başlayabilirsiniz. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Yalnız çok ani oldu. Bana biraz düşünme süresi verebilir misiniz? Tabii ki. O zaman şöyle yapalım. Siz düşünün, kararınızı en geç bu hafta sonuna kadar bildirin. Tamam. Mutlaka arayacağım sizi. Tekrardan çok teşekkür ederim. İyi günler. Evet. Hadi aç bakalım ağzını. Ya. Aç. Dişimi artıyorsun ama. Dur, daha bu ne ki? Elimden gelse pamuklara saracağım oğlumla seni. Ama o sadece bir rüyaydı. Yani oğlun olduğunu henüz bilmiyoruz. Yok, ben hissediyorum. Karapınar namı sayende şanla yürüyecek hayatım. Madem öyle, o zaman oğlumuzun odasını hazırlamaya başlasak diyorum. Tabii. Hatta sen bizim şirketin mimarıyla konuş, ne istiyorsan ayarlasınlar. O zaman duvarları şöyle masmavi yaptıralım. Mobilyalar beyaz olsun ama. İçine de böyle oyuncaklar falan alırız. Alırız tabii hayatım. Ay çok heyecanlıyım ya. Hele ben. Günaydın Arzu. Hayırdır? Ne oluyor burada? Kahvaltı ediyoruz. Görmüyor musun? Çocuğumuzun odasını nasıl yapsak diye konuşuyorduk da. Bebeğinizin. Hı. Necdet, diyorum ki Arzu nasılsa burada kalıcı değil. Onun odasını oğlumuza mı versek? Bilmem, olabilir canım. Neyse, ben gideyim de biraz dinleneyim. Tamam canım. Neydi bu şimdi? Neydi? Siz kavgalı değil miydiniz? Barıştık. Barıştınız. Öyle hem de hiçbir şey olmamış gibi. Benim de buna inanmamı mı bekliyorsun yani? Neye inanıp neye inanmadığım benim umurumda değil Arzu. Baba, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Daha düne kadar kız bu evden gitmek istemiyor muydu? Ne değişti bir günde? Arzu, rica ederim keyfimi kaçırma benim. Baba, ben sana inanamıyorum ya. Söz konusu basit kadın olduğu zaman resmen aklını kaybediyorsun. Arzu, karım hakkında düzgün konuş. Seni bir daha uyarmayacağım. Hala karım diyor ya. Pes doğrusu ya. Pes sana ya. Etrafımda bir tane akıllı kadın olsa dünyayı yönetirdim. Ama nerede? Bakalım Asuman telefonunu yaptırdı mı? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen Asuman. Biraz fazla rahatız anlaşılan. Birinin sana haddini bildirmesinin vakti gelmiş. Of! Kızım, bu ne iğrenç bir gelinlik böyle ya? İstemiyorum ben, bana ne? Ya dur, ne yapıyorsun Asu? Sakin ol biraz. Ya Ebru, ben ne yapacağım? Sevmediğin biriyle nasıl evleneceğim? Yok. Benim kaçmam lazım ya. Ama o nasıl olacak ki? Allah'ım, inanamıyorum ya. Resmen o salak Sedat'ın karısı olacağım. Sedat iyi çocuktur aslında. Merhametlidir, kıymet bilir.
seni mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Ne? Ebru sen iyi misin? Ne dediğinin farkında mısın? Yani bizim Sedat işte canım, aman kaç yıldır tanıdığımız insan. Hem seni de çok seviyor. Ha yok ya. Siz hepiniz delirdiniz, beni de ev biriyle delirtmeye çalışıyorsunuz değil mi? Kızım o beni sevebilir, ben onu şu kadarcık sevmiyorum, anladın mı? O gerizekalı, şu kadarcık sevmiyorum ben. Yok yok. Yok ben o imzayı atamam ya. Ben o gerizekalının karısı olamam. Benim ne yapıp edip bir şekilde kaçmam lazım, gitmem lazım. O dediğim mümkün değil Asu. Cemal amca bizi bekliyor. Sedat da neredeyse gelir. Lan ya. Resmen tüm hayallerim yıkıldı. Bütün hayallerim yıkıldı resmen. Babam da böyle. Benim hayatımı mahvediyor işte. Her zamanki gibi. Allah'ım yardım et. Sizi de yorduk buraya kadar. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ne demek? Yeter ki o vicdansız adam küçücük kıza yaptıklarının cezasını çeksin. Ben bunun için ne gerekiyorsa yaparım. Birazdan sorgu odasına alacaklar sizi. İfadenizi tekrar etmeniz kafi gelecektir. Bu arada televizyonda izledim sizi. Adınıza çok üzüldüm. Kızınıza kavuşmanız için elimizden geleni yapacağız. Sen daha Necdet Karapınar'ın kim olduğunu öğrenemedin Asuman. Necdet Bey, hayırlı günler. Nasılsınız? Ben iyiyim de asıl seni sormalı. Elif nasıl? Var mı bir sıkıntı? Yok vallahi Necdet Bey. Bir eli yağda, bir eli balda. Yaşayıp gidiyor senin ufaklık. Sesin soluğun çıkmayınca ben de kötü bir şey oldu sandım. Yok yok. Tam da hayırlı bir günde aradınız. Ben hep derim mübarek adamın tekisiniz diye. Hayırdır, ne oluyor? Aa, büyük kızıma veriyorum. Öyle mi? Eve döndü demek. Tabii ben pişman olacağını söylemiştim. Tıpış tıpış geri döndü. Ya... Bugün de belediyede öğleden sonra yıldırım nikahı kıyıyoruz. Anladım. Sen yine de avuk savuk işlere dalıp Elif'i ihmal etme. Yok, siz hiç merak etmeyin Necdet Bey. Şimdi anlaşıldı ne oldu. Canım ne oldu, nereye? Hayatım, benim dışarıda birkaç tane işim var. Ha, öyle mi? Sen iyi misin? Ben iyiyim, iyiyim. Çok geç kalmam. Tamam, sen keyfine bak. Benim bu fırsatı çok iyi değerlendirmem lazım. Buradan bir çıkayım, göstereceğim sana gün. Yürü hadi, yürü. Nazan, ben çıkıyorum. Kıyafetlerimi kuru temizlemeye göndermeyi unutma. Peki Arzu Hanım. Ha, bana bir kargo gelecek. Onu da alırsın. Nazan. Buyurun Gonca Hanım. Ne işin varsa bırakıyorsun ve gidip bana mangal oluyorsun. Ben mi? Ben gidemediğime göre. Ama Arzu Hanım'ın kıyafetlerini kuru temizlemeye gönderecektim. İyi ya işte, sen götürürsün. Dönerken de çarşıya inip istediğimi alırsın. Bu kadar zor değil herhalde. Peki Gonca Hanım, birazdan gideceğim. Acele et. Kızım bir dur ya, allık süreceğim sadece. Ne olduğundan bahsediyorsun sen be? Benim evden cenazem çıkıyor, gelmiş hala bana allık diyor ya. Uf, dur, bitiyor şimdi. Tamam yeter. Abram çok üzgün. Keşke onu kurtarabilseydik. Keşke. DNA'yı böyle sağlayıp Asum'un Abram eve almasın desek mesela.
Geç kalmayız değil mi abi? Asuman da hazırlanamadı hala. Biraz geniş ol be damat. Geldin geleli dönüp durdun oğlum ya. Abi geç kalırız falan diye telaşlanıyorum işte. Yok yok, hiç merak etme. Hazırlanıyor işte. Onun da en mutlu günü yavrum. Ya, o da güzel olmak ister değil mi? Oğlum sen şimdiden böyle heyecanlısın. Nikah masasında ne yapacaksın acaba? Ne bileyim abi, kalemi tutabilirsem iyidir. Tutarsın, tutarsın. Heh. Gelin de geldi işte. Çok güzel olmuşsun. Acaba ya? Allah kahretsin. Tamam. Düşün Gonca. Düşün ne olabilir? Of Allah'ın cezası, kasa açılsana. Hadi çabuk çabuk çabuk. Acele edin biraz. Asuman nasıl? Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Hani sen böyle sade seviyorsun ya. Bir kelime vardı, neydi o? Minimanik, minimonik. Minimalist. Hah, işte öyle yaptırdım. Ortaya da beyaz bir çiçek kondurdum. Güzel olmuş mu? Cemal abi, sen beğendin mi abi? Oğlum ne güzel işte. Aferin, kesene bereket. Eline yüreğine sağlık, çok güzel olmuş. Bu arada davul zurna çağıramadım, kusura bakmayın. Bizim zurnacı Necmi hastalanmış, o yüzden çalgıcılar gelemedi. Damadımın düşündüğü şeye bak ya. Oğlum madem çalgı çengi yok, biz de ağzımızla çalar oynarız değil mi? Geç şöyle karşıma bakayım, geç. Ha? Kaldır kollarını. Resmen çalmadan oynar bizim ayılar ya. Ve ben bazıları daha fazla dayanamayacağım. Sinirlerim bozuluyor iyice. Hoppa! Hadi bakalım hadi. Bu kadar yeter. Binin arabaya. Acele edelim biraz hadi. Siz de beni iyi dinleyin bacaksızlar. Şimdi geçin içeriye. Sakın aklınızdan bir şeytanlık geçirmeyin. Yoksa ikinizi de kulaklarından tutar, duvara çivilerim, tamam mı? Anlaşıldı mı? Hadi bakayım, geçin içeri. Hadi içeri, çabuk 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 çabuk. Koş 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 koş. Nasıl çocuklar? Aa, hadi bakalım. Babam çok üzüldü işte. Durduramadık. Elimizden bir şey gelmezdi ki zaten. Senin sihirli değneğin bulunmasaydı Zatı Tapi'yi belki kovardık. Babam da üzülmezdi. Mutlu olması için dua edelim İnce.
lütfen açıl artık. Ne olur açıl ya. Açıl işte. Tamam Gonca. Sakin ol. Sakin. Bir tanesi uyuyacak elbet. Alo. Alo. Hazır mısın? Geliyorum. Az kaldı. Ya ben hazırım da şu lanet kasayı açmaya çalışıyorum. Ya bırak şimdi kasayı. Bak zamanlamayı tutturamazsak plan elimizde patlar ona göre. Ya ben 5 kuruşsuz gideceğim yerde ne yapacağım? Ben yine uyarayım da. Eğer yakalanırsan öbür tarafta o paralar hiçbir işine yaramaz. Demedi deme. Hadi elini çabuk tut. Ya tamam hadi kapatıyorum. Bu kasayı açmadan hiçbir yere gitmiyorum. Alo, Emre Bey'le mi görüşüyorum? Evet, benim. Emre Bey merhabalar, ben Tülay Şimşek. Hatırlarsanız bugün iş için görüşmüştük. Aa, evet, evet Tülay Hanım, buyurun. Emre Bey, ben düşündüm taşındım da maalesef çalışamayacağım. Bunu haberdar etmek için aradım sizi. İlginiz için çok teşekkür ederim. Tülay Hanım, eğer daha önce konuştuğumuz ücreti az bulduysanız ortak bir noktada uzlaşabiliriz. Parayla ilgili değil. Teklif ettiğiniz para gayet makul. Hatta benim için son derece uygun bir rakam. Nedir peki sebebi? Öğrenmemde bir mahsur var mı? Ailevi nedenler diyelim. Şu an için mümkün olmadığına karar verdim. Tekrardan ilginiz için çok teşekkür ederim. Peki Tülay Hanım, kısmet değilmiş, ne yapalım? Size de iyi günler. Oh be, rahatladım. Zeynep'imi bu haldeyken yalnız bırakamazdım. Selim, sen burada mıydın? Evet abla, söylemek zorundayım. Bütün konuşmamı duydum. Abla, sen az önce ne yaptığının farkında mısın? Zeynep'e bakmak için bir iş teklifini geri çevirdin. Hem de bu kadar çok çalışmaya ihtiyacın varken. Selimciğim, boş ver. Bir iş olmaz, başka bir iş olur canım. Abla, kolay mı bu dönemde bir işe kabul edilmek? Önemli değil Selimciğim. Tülay abla, bak. Beni yanlış anlamasan sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir iş teklifinde bulunmak istiyorum. Ne teklifi? Annemin hastalığından beri burada bize yardım ediyorsun abla. Elimiz ayağımız oldun resmen. Burada bizimle beraber çalışmak ister misin? Sırf senin için demiyorum bunu abla. Biz de ne zamandan beri birisini arıyoruz biliyorsun. Aslında ne zamandan beri aklımdaydı. Ama sen yanlış anlarsın diye bir türlü söyleyemedim. Ama şu konuşmanı istemeden kulak misafir olunca... Ne dersin abla? Saygıdeğer konuklar, genç çiftimizin bu mutlu gününde hepinize hoş geldiniz diyorum. Ve nikah akdine başlıyorum. Adınız, soyadınız? Asuman Yılmaz. Sizin adınız, soyadınız? Ya açıl artık ne olur, açıl ya, açıl işte. Alo Serdar.
Gonca, ben geldim, aşağıda seni bekliyorum. Tamam, tamam, ben de birazdan çıkıyorum hemen. Yoksa sen hala o kasayla uğraşmıyorsun değil mi? Ya aklıma gelen birkaç şifre daha var, onları deniyorum. Of ya, hadi bırak, gel artık şunu. Hayır, açılmak zorunda. Burada bütün hayatımız boyunca bize yetecek kadar para var. Öylece bırakıp gideyim mi yani? Gonca bak, burası adam kaynıyor. Kasanın başından kalk da asıl yapman gereken işe odaklan. Ya tamam Serdar, tamam. Açılmak zorundasın. Kurtulacağım senden Necdet. Kurtulacağım bu evden. Kurtulacağım. Sen benimsin Gonca. Benimsin. Senin kaderin benim için yazılmış. Doğduğun günden öldüğün güne kadar. Doğduğun gün. Tabii ya, doğduğun gün. Yap şunu artık. Son. Bunu da yaptın mı? Kurtuluyorsun bu cehennemden. Yapabilirsin Gonca. Yapabilirsin. Ne oluyor ya? Yangın alarmı o. Gonca Hanım evdeydi. Koş çabuk koş. Siz Sedat Kahraman, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi hür iradenizle Asuman Yılmaz'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Asuman Yılmaz, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi hür iradenizle Sedat Kahraman'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, cevabınızı bekliyorum. Duran! Bu nikah kıyılamaz. Çoğalıp büyüyor içimde keder. Elle
Gözlerimde bir çare, hüzün tükenip bitiyor, dilimde son.